selam merkezi şahane bir logaritma sorusu bir fonksiyon ters fonksiyon hepsi var sorunun içinde çok güzel bir soru şimdi güzel güzel çözümlü yapalım bakalım. Öncelikle şu eşitliği kullanmak istiyorum. Şimdi bir fonksiyonun bileşke fonksiyonu tersine a'nın görüntüsü elen olsa ben tanım ve görüntü kümesinin yerini değiştirsem fonksiyonun tersini almış olurum. Burada bir ters fonksiyon var. Bir daha tersini aldığımda tersin tersi fonksiyonun kendisi olacak. Yani f bileşke g elen 10 eşittir a olacak. Bu durumda benim f bileşke g'yi bulmam lazım. Hemen buradan f bileşke g'yi buluyorum. f bileşke g Demek f fonksiyonu içinde g'nin görüntüsünü bulacağım. Yani f fonksiyonunda x gördüğüm yere gx'in değerini yazacağım. Yani eksi logaritma x yerine ne yazacağım? 2 üzeri x yazacağım. Tamam şunu bir düzenleyeyim bakayım şurada. E, f bileşke g x eşittir eksi logaritma 2 üzeri x'i bu eksi kuvvetin kuvveti kuvvete alayım. Yani şöyle yazayım. Logaritma logaritma özelliği kullanıyorum. 2 üzeri x'in eksi birinci kuvveti ya da logaritma 2 üzeri eksi x olarak yazabilirim. Şimdi e, burada bileşke fonksiyonda x gördüğüm yere ln e yazarsam neye eşit olacak? a'ya eşit olacak. Ben de öyle yapıyorum. Yani f bileşke g elen 10 eşittir. Logaritma 2 üzeri eksi elen 10. Bu da neye eşit? A'ya eşit. Tamam. Hemen bu logaritmadan üstel fonksiyona geçiş yapayım. 2 üzeri eksi elen 10 eşittir. 10 üzeri A olur. Bu durumda benim işlem yapabilmem için mutlaka tabanları eşitlemem lazım. Nasıl eşitleyeceğim? Önceki bu eksiği buraya vereyim. Yani 2 üzeri e, ln 10 üzeri eksi 1 diye yazayım. Eşittir 10 üzeri a. Şimdi tabanları değiştireceğim. Şunları değiştireceğim. Yani 10 üzeri eksi 1'in ln ikinci kuvveti eşittir 10 üzeri a olacak. Kuvvetin kuvveti kuvvetler çarpılırsa 10 üzeri eksi ln 2 eşittir 10 üzeri a. Tabanları eşit olduğu için kuvvetler de eşittir. Buradan a eşittir eksi ln 2 cevabını bulurum. Çok güzel bir soru. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.